Merhaba, Bir Düşünsene Podcast yayınına hoş geldin. Bugünkü konumuz kitaplar. Kitap okumanın insana katkıları neler? Okuma alışkanlığı nasıl edinilir? Kitap okumanın zararları var mıdır? Bu gibi sorular hazırladık. Sohbetimize kitapsever dinleyicilerimizi konuk alarak sorularımızı onlara yönelttik. Franz Kafka şöyle demiş, birçok kitap insanın kendi kalesinin içindeki bilinmeyen odaların anahtarları gibidir. Senin için de böyle mi bu durum ve kitaplar senin için ne ifade ediyor? Kitaplar aslında benim arkadaşım oldu. Bir olay yaşadığımda kimi zaman kitapları açıp okudum ve oradan böyle tavsiyeler aldım. Ya da böyle canım sıkıldığında o kitaplardaki insanların ya da o kitaplardaki düşüncelerin dünyasına girdim. Bir de kitaplar bana aynı zamanda kaynak oldu. Farklı düşüncelere erişme kaynağı oldu. Farklı insanlar ne düşünmüş? Ya da İşte benim takıldığım, benim düşündüğüm konular üzerine neler yazılmış. Hani yalnız olmadığımı, bunları düşünenin tek ben olmadığımı gösteren kitaplar oldu. Ben kısacası benim arkadaşlarım oldular diyebilirim. Peki senin için kitaplar nasıl bir anlam ifade ediyor? Bazen şey olur, bir konu hakkında düşünmeye başlarsın ya da çözemediğin, takıldığın bir şeyler olur hayatta ve bu soruların peşine düşersin. Ancak çevrende yeterli gördüğün biri yoksa şu konu hakkında ne düşünüyorsun diye soramazsın pek. İlgilendiğin konuyla ilgili detaylı bilgi toplamış ve bu bilgiyi seninle hevesle paylaşmak isteyen insanlara az denk gelirsin hayatta. Ya da konuyu gündelik hayatta oraya getirmek zordur bazen. İşte tam da bu noktada kitaplar devreye giriyor bence. Yani tabii ki internet de var ama internette uyaranlar çok fazla. Yani bir şey okuyorsun, o esnada en son gezdiğin alışveriş sitesinin reklamı çıkıyor mesela. Ama kitap öyle değil. Hiçbir uyaran yok. Konu ve sen baş başasınız. Ben şöyle hayal ediyorum. Bir odaya girmişsin. Oda temiz ve sade. Odanın ortasında masa var ve iki tane de sandalye var. Sandalyenin birinde yazar oturuyor. Diğer sandalyeye de seni buyur ediyor. Sana tüm düşüncelerini, fikirlerini, topladığı bilgileri sunmak istiyor. Hem de hiçbir detayı atlamadan, isteklice. Sen de vaktini ayırıp sabırla onu dinliyorsun. Ayrıca o kişinin rahatsız olabileceğin hiçbir özelliğiyle temas kurmadan, kokusunu almadan, yüzünün biçimini incelemeden, ses tonunu duymadan, gerçekleşen uzun bir sohbet gibi. Senden bir beklentisi de yok. Anlattığı konuları anladığını gösteren işaretler falan da beklemiyor. Sessizce dinleyici olarak oradasın ve bu yeterli. Ve şöyle bir avantajı daha var. Diyelim ki yoruldun ya da ilgin dağıldı. O odadan çıkarsın ve gidersin. Bu sohbete devam etmek istediğinde o yazar yine aynı istekle seni orada bekliyor olacak. Hem de öyle bir şey ki zaman yolculuklarına bile imkan veriyor. Tarihi karakterlerle bile sohbet edebilirsin. Tüm bu imkanları bize sunduğu için kitaplar bana çok mucizevi geliyor. Kitap okumanın yararlı olduğunu herkes bilir. Ama bu yararlar tam olarak ne? Herkes bence kendi hayatında özel bazı şeyler gözlemlemiştir. Bir de genel olarak böyle faydaları var herkese görünen. Sen ne düşünüyorsun? Yani sana ne gibi katkıları oldu kitap okumanın? Kitaptan kitaba değişiyor bence ve kişiden kişiye de değişir yaptığın okumalara göre. Mesela kimi zaman bilgi kaynağı olarak kullanıyorum kitapları. Kimi zaman böyle kişisel gelişim kitapları okuyorum. Onlar iyi geliyor. Duygu durumuma iyi gelen kitaplar oluyor. Başlık altına koymak çok zor. Çünkü onun bir sürü alt başlığı var. İşte roman okumanın getirdikleri fark. Popüler bilim okumak bambaşka. Ama genel olarak şunu söyleyebilirim ki kitap okumak şu anki dönemde senin de bahsettiğin gibi bu kadar uyaran varken bir şeye odaklanabilme yetisi çok önemli. Ve çoğumuz bunun önemini unutuyoruz. Ya da farkında olsak bile nasıl çıkacağım o diğer dünyadan, o cazibeli, her taraftan dopamin gelen dünyadan nasıl çıkacağımızı bilmiyoruz. Kitaplar biraz daha sakin bir hayata çağırıyor seni. Telefon gibi değil. Böyle seni çağırmıyor, bir al beni değil. Kitaplar yan tarafta bekliyor. Senin onlara dönmeni bekliyor. Sakinliğini bekliyor. O yüzden bence en büyük faydası benim hissettiğim, beni o çılgın sosyal medyanın olduğu, uyaranın olduğu dünyalardan, ekran başından alıp
şu ana ve bir yazarla baş başa, senin de benzetmende söylediğin gibi oturup bir şeyleri özümsemeye çalışmamı sağlıyor. Bu da insanı düşünmeye iten bir şey. Hani günlük hayatımızda ne kadar düşünüyoruz soru işareti. Günlük düşüncelerden bahsetmiyorum. Hani felsefik düşünceler, hayat üzerine düşünceler ya da bilgi almak ya da böyle gelecekteki şeyleri merakımız üzerine düşünmekten bahsediyorum. Kitaplar sana bunu yapabileceğin sakin bir alan sağlıyor bence. Kesinlikle. Ben de kitap okumanın yararları deyince bir numaramda senin verdiğin şey var. Şey gibi bahsedersek, hani sosyal medya böyle metropol, aşırı böyle trafiğin hızla aktığı bir şehirken, orada işte caddede yürümekle böyle insanlar böyle vuruyor geçiyor, hani New York sokaklarında hani Evet önüne evet. dikkat etmen gerekir. Yani sosyal medya öyle bir ortamken kitap okumak sanki bomboş bir Dahi sahilde kasabası yürüyüş gibi. gibi. Aynen. Evet. Ve kitap okumanın güzelliklerinden bir şeyi bir kitap alıntısıyla bahsetmek istiyorum. Sıklıkla kitaplar olmasa aslında neyi düşüneceğime, nasıl karar verirdim acaba diye düşünürüm. Çünkü kitap okurken birinin bizim yerimize düşünmesine de olanak tanıyoruz aslında. Yani diyor ki, bir de hani İyi Hissetme kitabında okuduk ya, düşüncelerimiz duygularımızı belirliyor. Yani neyi düşündüğün nasıl hissedeceğini belirliyor. Senin de düşünceler üzerinde hükmün yok. Düşüncelerin her yere kaçabilir. Ama kitaplar, yazarın düşüncelerini orada okuyorsun. Yani oraya bir rota belirliyorsun gibi düşün. Navigasyon var, navigasyona tıklıyorsun. Navigasyon seni şuraya dön diyor, şuradan şuraya dön diyor. Bir belli bir şablon Anladım. veriyor sana. Bu bana şeyi düşündürdü. Kitap seçimi çok önemli. Çünkü sen o kişinin düşüncelerini içeriye alıyorsun, zihnine alıyorsun. Kitabı okurken o düşüncelerin hakimiyeti içerisinde alıyorsun. O yüzden aslında doğru, düşüncelerimizi biraz yönlendirdiği ve düşünürsek bu bir zarar olabilir mi acaba dedim. Yani yanlış kitap seçersek. Şöyle bir şey var. Hani normal dururken böyle düşünceler boşlukta salınırken, o düşüncelerin gerçek olup olmadığına dair bir objektifliğini yitirebiliyorsun. Mesela kendini yargılayıcı düşüncelerim var diyelim. Hani bunlar gerçek değil, bunlar tamamen düşünce kısmına. Onlar boşlukta süzüldüğü için daha zor farkındalığa geliyorsun. Ama orada şeysin kitap okurken. Şu an birinin düşüncelerini okuyorum bilincindesin ya. Okurken hani o düşünceler, evet, sende hafif bir takım fikirler oluşturuyor ama yine de objektifliğini koruyorsun başkasının şeyini okuduğun için. Şimdi anladım Diğerinde demek istediğini. boşlukta süzülüyor ve her şey gerçek gibi. Zaten hani kitap okumanın stresi ciddi oranda düşürdüğü söyleniyor ya. Belki de bundandır. Evet ya da diğer şeylere maruz da kalmıyorsun. Şey de var. Kitaplar başkalarının düşüncelerine erişmek için güzel bir yol. Ve dediğin gibi onlar bir şablon oluşturuyor ve belki bir navigasyon oluşturuyor. Ve bunlarla çok tetiklenmemiz mümkün değil. Hani çünkü kitabın o şablonu atıyorum, konusunu seçersin, bir şey seçersin. Ama şeyi sordum kendime, biz başka nereden kendimiz dışındaki insanların düşüncelerine ulaşıyoruz diye sordum. Sohbetler aracılığıyla olabilir, hani yakın çevremizden. Onun dışında Twitter mesela çok fazla insanların düşüncelerini aktardığı, sosyal medya gibi platformlar. Ama bunlar anlık yazılmış şeyler ve kitap gibi büyük emekler sonucu ortaya çıkmıyorlar. O anki kişinin belki duygusuyla yazılmış böyle hızlı bir saniyelik tweetler oluyor. Evet. Mesela görevlerin bekliyor. Direkt böyle hani hiçbir şey yapamıyorsun, erteliyorsun bir şeyleri. En azından oyalandığın şey kitap okumak olsun diyorum ben. Sence? Bu bana çok olur. Mesela sınav haftasında insanlar genelde kitap okumayı bırakırlardı vesaire. Ben de tam tersine böyle yatmadan önce kitap okurdum. O beni böyle hem sakinleştirirdi hem de yatmadan önce yarım saat bir saat telefona bakacağım ama bu zamanı zaten harcıyorum. Onu yapayım. Birazcık da mikrofonu dinleyicilerimizden birine yöneltelim istiyorum. Şimdiki konuğumuz, arkadaşımız Şeyma. Hoş geldin Şeyma. Hoş geldin Şeyma, nasılsın? Hoş buldum. Teşekkür ederim. İlk şey sorusuyla başlayabiliriz. Neden kitap okuyorsun? Kitaplarla aran nasıl? Biraz bahsetmek ister misin? Tabii ki bazı konuları çok merak ettiğim için kitap okumaya başladım. Bazı konularda doğru bilgiler edinmek için kitap okuyorum diyebilirim. Demek ki seni
kitaplara yaklaştıran şey aslında merakın olmuş. Kesinlikle. O zaman şunu sorayım. Merakın ne yönde? Yani ne tür kitaplar okuyorsun genelde? Bu zaman zaman değişiyor. Ama ilk zamanlar, kitabı ilk sevdiğim zamanlar hep felsefe üzerine çok merakım vardı. Hatta okuduğum kitapları anlamadığım, çok saçma şeyler çıkardığım zamanlar bile oldu ama yani hiç anlamasam bile onu okumam beni daha farklı yollara sürükledi. Şimdi de mesela çok farklı konularda yoğunlaşabiliyorum. Bu aralar hatta yogaya yoğunlaşıyorum. Yoga hakkında kitaplar okuyorum. Böyle böyle merak ettiğim, o anda yapmak istediğim şeyle ilgili, araştırmak istediğim şeyle ilgili değişiyor diyebilirim. Peki kitap okumanın hayatına kattığı şeyler neler? Yine aynı şekilde bence farkındalık yaratıyor kitap bende. Daha doğru kaynaklar olduklarını düşünüyorum kitapların. Bana zıt olan bir konuda da kitapları okuyorum. Hepsini okuyup sentezlemeyi daha doğru buluyorum. En azından internet gibi hani kötülemek istemiyorum ama genelde kirli kaynaklar bulunuyor. Ama kitaplar doğru kaynaklar olduğu için onlara başvuruyorum. Gerçekten büyük emek var kitaplarda. Evet, kesinlikle. Okuduğum yazarlar kitaplara belgeleriyle, kaynakçalarıyla koyduğu için çok daha güvenilir bence. Her ne kadar kitap okumayı sevsek de bazen kitaplarla aramıza mesafe girer ve kitaplara geri dönmekte zorlanırız. Sen kitaplardan uzaklaştığında, odağın düştüğünde onlara nasıl geri dönüyorsun? Kitaplardan uzaklaştığımda onlara dönmek çok da kolay olmuyor benim için. Çünkü böyle kendimi şey yapıyorum. Psikolojikman galiba o kitaptan ayırmak için her şeyi yapıyorum. Ama daha sonra zaten yine o bilince geldiğimde dönüp dolaşıp o kitaba geri dönüyorum. Yani bilinç olarak zihnen o kitaba dönmem için yollar beni takip ediyor diyebilirim. Evet, bu bende de oluyor. Bazen bazı kitaplar böyle yarım kalıyor öyle kitaplıkta. Geri dönülmeyi bekliyor. Kimisine daha dönmedim, kimisine tekrar alıp okudum falan. Evet. Ve bazen şey bile olabilir. Hani kitaba yeterince hazır değilsindir. Hem hayatının gittiği yol itibariyle hem kafanın yeterince belki dolu olması gerekiyor kitabın içeriğini alabilmen için. Vaktinin beklediğini düşünüyorum ben. Doğru vakti bekliyor senin hayatına en doğru zamanda girip o zaman senin bakış açını değiştirmeyi bekliyor bazı kitaplar. Yani bu da olabilir. Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Sence yeni başlayanlar hangi kitapları tercih etmeli? Şöyle ki mesela benim çevremde de okumak isteyen ama başlayamayan arkadaşlarım var. Onları şöyle teşvik etmeye çalışıyorum. Benim araştırdığım konularla, benim yoğunlaştığım konuları merak ediyorlar ve hani ben bunlardan araştırabilirim, ben bunu nasıl öğrenebilirim konusunu hep kitaplara bağlıyorum. Karşımdakine de aslında merak ettiği konulardan başlamasını, merak ettiği konular hakkında kitaplar okumasını tavsiye ediyorum. Yeni klasikler ilk zamanlar çok sıkmıştı. Sonradan anlıyorsunuz bence. Kitapların içine girdikçe klasiklerin daha mükemmel olduğunu, çok derin anlamları olduğunu bile çok sonradan anlıyorsunuz. O yüzden bence anlamasak bile merak ettiğimiz konular hakkında kitaplar bulup onları okumaya başlayabiliriz. Evet, bu ilk başlama işi genelde herkes için zor oluyor. Böyle herkesin yolculuğu farklı oluyor. Mesela modern klasikler var, bu İş Bankası yayınlarının, işte Stephen Zweig olsun vesaire. Onlar biraz daha klasiklerden daha kolay okunabilenler diye düşünüyorum. Hani bir Fransız edebiyatı, Rus edebiyatına direkt dalmak evet. Değil de böyle ilk önce küçük eserlerinden böyle göz korkutmayan, çok hacimli olmayan. Onlar da denenebilir. Şey dedin, bazen bazı kitapları bıraktığım oluyor bir iki ay sonra geri dönüyorum falan. Kitap okuma yolculuğunda böyle mesela o kitabı bıraktığında yeni bir kitaba başlıyorsun büyük ihtimalle. Peki aynı anda birden çok kitap okuduğun oluyor mu? Bazen çok fazla bile olabiliyorlar. Heyecanlanıyorum ve başlıyorum. Sonra yine bir konu hakkında bir merakım varsa başka bir kitaba geçip ikisini birlikte yürütmeye çalışıyorum. Onu da okuyorum, bunu da okuyorum. Bazen bekliyor ama bu daha keyifli oluyor bence. Kitap okumayı seven insanlar kitaptan haz duyuyor ama bunu düzenli olarak yapmak, bir rutin haline getirmek kimi zaman zor olabiliyor. Kitap okumak isteyenler için bunu nasıl alışkanlık haline getirebilecekleri konusunda tavsiyen var mı? Tamamen bence sevmekle alakalı. Gerçekten çok sevmek ve mesela o gün okumadığında kendini eksik hissetmek
diye bir şey var. Ben bazen öyle oluyorum. Bu sefer döngü olarak her gün bir sayfa da olsa, belki bir satır da olsa okumaya çabalıyorum diyebilirim. Evet. Şey soracağım bir de. Mesela hani ülkemizde de kitap okuma oranları genel olarak düşük. Hani sence bunun sebepleri neler? Hani söylediğin şeyler mi? Ya da bunu nasıl çözebiliriz? Bence bunun sebebi kesinlikle yaşadığımız çağla alakalı. Aile kültürüyle belki alakalı. Sonuçta bir çocuk ya da bir genç diyeyim, ailesinden ne görürse onu yapıyor veya çevresinde ne görürse onu yapmaya çalışıyor. Çok fazla kitap okuyan arkadaşlarım yok şahsen benim de. Ki çok şanslıyım ki kitap okumaya özendirecek insanlar girdi hayatıma, olaylar girdi hayatıma. Ama böyle olmayabiliyor bazen. Yani bence tamamen şans da diyebilirim, hele bu devirde. Eğer hayatına gerçekten çok kaliteli insanlar giriyorsa, girmişse kitap okumayı sevdirecek. O zaman kitap okuyorsun. Bir de şey de dedin, hani özellikle çağımızda hani sosyal medyanın bu kadar yaygın olduğu, işte 2 saniyede bir sürü bilgiye ve veriye ulaştığımız, odak süremizin iyice azaldığı bu çağda oturup böyle sayfalarca belki kitap okumak çoğu insana artık çok zor geliyor. Ben bile mesela o gün içerisinde çok fazla sosyal medyaya girdiysem odağımı kitaba toparlamakta geri zorlanabiliyorum. Mesela bir kitap bitti, yeni bir kitap alacaksan neye dikkat edersin? Nasıl yeni kitabını seçiyorsun? Şöyle ki, benim bir kitap listem var. Kitap listemi tamamını sırayla alıp da okumuyorum aslında. Zamanı geldiğini düşündüğüm kitabı alıp okuyorum. Çoğu zaman da şöyle oluyor, karşıma çıkıyor. Bu da bence bir denk geliştir. Instagram'da gezerken, böyle kitabın çok güzel sözlerini paylaşan sayfalar var mesela. Onlarda gezerken karşıma çıkıyor, dikkatimi çekiyor. Bir bakıyorum ki benim zaten kitap listemde var. Diyorum ki bunu bence okumalıyım. Sonra ilerleyeceğim şeyler bazen o kitapta oluyor. O kitabın içinde kaynak olarak belirleniyor. Sihirli tesadüfler var diyorsun yani. Kesinlikle, yani böyle şey, beni buluyorlardı diyebilirim. Aslında kitaplar gerçekten beni buluyor bence. Sen nasıl bir okuyucusun? Hızlı mı okursun? Böyle yavaş yavaş mı okursun? Kesinlikle yavaş bir okuyucuyum. Bu konuda hatta kendime hep şikayette bulunuyorum. Bazen çok çok yavaş bile okuyabiliyorum. Çünkü ben de aynı şekilde kitapların altını çize çize, notlar ala ala, hoşuma giden yerleri tekrar tekrar okuyor ki ya. Hani böyle üstünden geçe geçe okuduğum için kitap bayağı bir bitirmem zaman oluyor diyebilirim. Altını çizdiğim yerleri okumak beni çok mutlu ediyor. Ne güzel yerler çizmişim falan diyorum. Bunu ben de çok yaparım. Evet. Bir de şey oluyor, o altını çizdiğin bir yandan da böyle günlük misali. Demek ki o zamanlar işte bunu düşünüyormuşum diye sana böyle eski versiyonlarına dair hatırlatmalarda bulunuyor. O da bir değişik. Kesinlikle katılıyorum. Evet. Sorularımızın galiba sonuna geldik ama son bir sorumuz var. O da şu, bize bir kitap önerecek olsan bu ne olurdu? Çok güzel. Kürk Mantolu Madonna. Yani benim için bir numara. Bence Kürk Mantolu Madonna kesinlikle okunmalı. Ve Azra Cohen benim bir numaramdır. Azra Cohen'in kitapları da bence okunmalı. Konuk olduğun için çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbet. Umarım sen de keyif almışsındır. Evet, çok teşekkür ederiz. Çok keyif aldım. Ben de çok teşekkür ederim. O zaman yararlarından devam edelim. Çünkü gerçekten yararlı çok. İnsanı en çok geliştiren şeylerden birinin şey olduğu söylenir. Yeni insan tanımak. Çünkü o an beynin böyle bir tarama halinde, o insanın karakteri, işte ondan gelecek olan etkiler. Ve ben şunu düşündüm. Kitap okurken de bir sürü yeni karakterle tanışıyoruz ya, ondan da bizi geliştiriyor mudur? Orada karakterleri, evet, çözümlemeye çalışıyoruz. Bu karakter bana yakın mı değil mi, böyle çözmeye çalışıyoruz. Belki bu yüzden kitap bize yarar sağlıyor olabilir. Şöyle, yapılan araştırmalara göre 8 aylık kitap okuma sonucunda beyinde dille ilgili merkezlerde beyaz madde hacimlerinin geliştiği gözlenmiş. Beyaz madde dediğimiz şey de şu. Beyinde bir beyaz madde, bir de gri madde denilen alanlar var. Beyaz madde de nöronlarla etkileşen kısım, bu iletişimden sorumlu kısım.
Yani nöronların, yani beyin hücrelerimizin arasındaki ilişki için önemli bir rol oynuyor. Ve kitap okumanın dediğim gibi bunu artırdığı gözlenmiş. Bir de şu bana çok güzel geliyor. Bu bir hobi ama aynı zamanda öyle farklı versiyonları da var ki böyle fiziksel engel gibi sınırları da kaldırıyor ortadan. Mesela sesli kitaplar var ya da görme engelleri için hani eskiden beri olan o kabartmalı yazılı kitaplar var. Bu sayede hani bir insanın engeli olsa bile diğer insanlarla aynı hobiyi paylaşabiliyor. Bu da çok güzel. Bir de mesela kitaplardaki o betimlemeler, hani mekanın betimlenmesi, fiziksel özelliklerin betimlenmesi. Doğru. Biraz herkese hitap eden bir hobi. Kitap okumak bir nevi insanı hayata hazırlıyor. Orada birçok senaryo var. İnsan ilişkileri, zafiyetler. Bunlara tanıklık ediyorsun. Bir de insanoğlunun en ileri özelliği olduğu söylenen şey var ya, başkalarının hatalarından ders çıkarmak. Belki de onları okurken o senaryoları, işte bir tane karakter bir hata yapıyor ve onun sonuçlarını yaşıyor. Onu da detaylı olarak okuyunca belki de onun hatasından ders çıkarıyoruz. Aslında şey derler insan için, insan bir hikaye anlatıcısıdır derler. Hani bu geçmişten gelen bütün o mitler, mitolojik hikayeler vesaireler insanın hikayeler üzerinden öğrendiğini bize gösteriyor. Yani böyle geçmişten gelen dini hikayeleri bile düşündüğünde hepsi insana bir şey öğretmek amaçlı ve bunu genelde hikayeler üzerinden, işte şu gitmiş şuraya da şu olmuş başına ya da masallarımız bile öyle. O yüzden ben insanın gerçek anlamda bir hikaye anlatıcısı olduğuna ve hikayeden öğrendiğine çok inanıyorum. Ve özellikle romanlar tabii ki de bunu yapacak. Biz besleneceğiz, öğreneceğiz onlardan, o deneyimleri yaşayacağız. Başka bir bölümümüzde de şeyi konuşmuştuk, hani insanın o yaşayamadığı deneyimleri merak etmesi ya da onun da aklı kalması. Hani kitaplar bunu da biraz tatmin ediyor. Daha doğrusu hani filmler de aynı şekilde. O yüzden insan seçtiği yolu ve seçemediği yolları kitaplar üzerinden öğrenebiliyor. Gerçekten büyüleyici. O zaman bir dinleyicimizin daha fikirlerini alalım. Evet, diğer konuğumuz Büşra. Büşra, hoş geldin. Hoş geldin. Hoş buldum. Büşra da hukuk okuyor ve kitaplarla arasının iyi olduğunu bildiğimiz bir arkadaşım. Aynı zamanda da podcastlerimizin de devamlı bir dinleyicisi. Kitap okumanın hayatına kattıklarından biraz bahsetmek ister misin? Benim için ön plana çıkan bir özelliği var. Yani benim hep düşündüğüm, üzerine tartıştığım bir özelliği. Kitapların savaşçı bir yanı var. Yani kitaplar sınırlara, kalıplara karşı bir savaşçı gibiler benim için. Mesela bir kitabı okuduğunda her cinse bürünebiliyorsun. Her türlü insan olabiliyorsun. Dünyanın her yerine gidiyorsun. Hatta dünyaya geçtim, evreni dolaşıyorsun. Bazen bir bilim insanının bakış açısına sahip olabiliyorsun bir kitap okurken. Ki burada sadece şeyi kastetmiyorum, romanları kastetmiyorum. Araştırma, inceleme, bilimsel kitapları da kastediyorum. Bazen Afganistan'da bir kadın oluyorsun, savaşın içinde olan bir insan oluyorsun. Bazen Amerikalı bir nörolog oluyorsun. Yani kitaplar sayesinde aslında her şey olabiliyorsun, herkes olabiliyorsun. Ve bu sana birçok yaşamı tatmayı, birçok bakış açısına sahip olmayı sunuyor. Sana bunu sağlıyor. Ve senin hayatı daha kolay, daha güzel anlamlandırmanda en büyük destekçi de kitaplar oluyor. Benim için en büyük faydası bu, yani sınırlarımı yıkması. Hayatımızda, normal günlük yaşantımızda kazanamayacağımız bakış açıları giriyor gerçekten. Evet, bizim ön yargılarımızı aslında yıkan karakterler, o bahsettiğin o kitaplar ön yargılarımızla savaşan kitaplar oluyor. Bu da bizim kişiliğimizi oldukça geliştiriyor. Peki diğer sorumuza geçelim. Kitap okumak isteyenler için bunu alışkanlık haline nasıl getirebilecekleri konusunda tavsiyen var mı? Var. Kurgu ile başlamak en güzeli. Romanlarla başlamak benim için. Benim tavsiyem bu. Hangi alana ilgi duyuyorsan, mesela bilimse bilim kurgu. Polislik, aksiyon, işte böyleyse polisiye romanlar. Dedektiflik gibi. Kitaplara odaklanamadığını hissettiğinde nasıl tekrar onlara geri dönüyorsun? Kitap okumak istemediğim zamanlar oldu. Çünkü aynı türden kitapları okuyordum sürekli. Odaklanamıyorum, sıkılıyorum. Ne yaptım?
okuduğum kitap türünü değiştirdim. Kurgusal şeylere yöneldim. Kurgu gerçekten her zaman insanın toparlayıcısı oluyor. Bir iki sayfa, bir iki sayfa zaten o yavaş yavaş uzamaya başlıyor. O alışkanlık tekrar gelmeye başlıyor çünkü. Hatırlıyorsun o alışkanlığı. Evet, kesinlikle. Belki de böyle araya renkli, farklı kitaplar katmak işe yarar. Ve her takipçimize soracağımız son sorumuz. Bize ve takipçilerimize senin için önemli olan bir kitabı önerebilir misin? Tabii, Paulo Coelho benim en sevdiğim yazardır kendisi ve bütün kitaplarını neredeyse okudum. Ama içlerinde son zamanlarda okuyup da çok sevdiğim Şeytan ve Genç Kadın. Burada insanın koşullar değiştiğinde iyiliğe bakış açısı nasıl değişiyor? Bunu sorguluyor ve çok hoşuma gitmişti. Onu tavsiye ediyorum herkese. Teşekkür ederiz. Kitap okumak evet çok güzel, çok da yararı var ama ben bazen şundan korkuyorum. Bir tane bilim kurgu filmi izliyordum ve yıl bilmem kaç işte gelecekte geçiyor. İnsan ırkı atalarını araştırıyor ve eski bir kütüphane harabesine rastlıyorlar. Bir kitap buluyorlar, onun ne olduğundan haberleri yok. Çünkü artık kullanılmıyor. Bu şeyi düşündürttü bana. Gitgide dijitalleşen dünyada kitap okumak nesli tükenmekte olan bir hobi mi? Böyle bir kitap var aslında, Fahrenheit 451 diye. Teknolojinin gelişimi arttıkça hareket eden görseller, renkler, sanal gerçeklik gibi şeylerin kullanımı artıyor. Ve onlardaki ortak şey çok uyarıcı içermeleri. Ve ileride atıyorum sen bir sanal gerçeklik gözlüğü takıp istediğin dünyaya gidersen, istediğin kişi olursan oturup bir kağıt üzerine ince ince yazılmış yazı dizilerini okumak sıkıcı gelmez mi? Zaten bu tür uyaranlar odaklı kalma süremizi çok fazla düşürüyor. Bu yüzden belki de çok çok ileride kitap okuma kavramının nesli tükenecek ve her şey dijitalleşecek. Ve bunun birçok zararı oluyor. Çünkü şimdiden bunları yaşıyoruz. O ışıklı ekranlar bizde uyuşturucu etkisi yaratıyor. Gerçeklik algımız bozuluyor. Hangisi gerçek, hangisi değil. Beynimiz yanılsamaların içine giriyor. Bu da kaygı bozukluğu, depresyon, yetersizlik gibi hisleri oluşturuyor. Benim kitap okumayı çok sevmemin nedenlerinden biri de görünenin ardındaki gerçeği görmemizi sağlaması. Mesela atıyorum sosyal medyada şunu görüyoruz. Birini görüyoruz, bir ayrılık yaşamış. Aa, hemen partiliyor falan, storylerini görüyoruz atıyorum. Ama kitapta böyle bir hikayeyi okurken, ayrılık hikayesini, o kişinin partiye gidiyorsa eğer kitaptaki karakterde mesela, çaresizliğinden kaçmak için gittiğini de okuyoruz. Evet, dıştaki kabuk yerine resmen karşısındaki kişinin içsel dünyasına, o kabuğun içerisindeki şeylere ulaşabiliyorsun. Ve yazarlar da kimi zaman kendilerini açıp yazıyorlar ki kimi zaman da bunu derin gözlemler üzerine yapıyorlar. Ve sen o iç dünyaya ulaşıyorsun, o dış kabuğa, o personaya değil. Ve bu çok kıymetli. Kitap okumanın birçok yararı var saydık. Ama şunu da insan düşünmeden edemiyor. Kitap okumanın acaba zararı olur mu? Bence eğer dengeyi koruyamazsan olabilir. Bir tane düşünceye denk geldim. Orada kişi şunu savunuyordu. Kitap okumak tamamen lüks tüketimdir. Kitap okumaya çoğu insanın vakti olmamalıdır. Diyor ki eğer diyor sen diyor belli bir yaşın üstündeysen 18 yaşını geçtin. O zaman diyor senin diyor sorumlulukların var diyor. Bir gelir elde etmek, kendi hayatını idame ettirmek ya da ilgimi neler çekiyor? Ben bu dünyaya ne katarım? Hani neler üretebilirim diye dertlerin varken kitap okumak diyor o kişi, fantezi dünya. Bunlara vaktin yok, kitapla vaktini harcıyorsun. Bu film izlemekten farksız diyor. Hani ben de çok okudum ama diyor ne bana lazımsa onu okudum diyor. Bir işim vardı diyor. Şu bilgi bana lazım mı? Gittim onun kitabını okudum diyor. Yolda okumak, yolda öğrenmek gibi. Aa şu kitabı okuyayım bakalım. Şu an hiç işime yaramayacak ama vakit geçireyim demek lüks tüketim diyor. Şu anki gündemine hiçbir katkısı olmayacak bilgilerle kafamızı dolduruyor olabilir miyiz diye bir soru çıkıyor ortaya. Ben mesela lisedeyken yolda okumazdım. Yani anladım adamın demek istediğini. Yolda okuduğunda ihtiyacına göre kitap seçiyorsun. Ve ben de şu an gerçekten ihtiyaç dışı okumalarımı azalt. Eskisi gibi işte ay klasikler ne varmış, aa bunu da merak ediyordum diye okumak
için zaman ayırmam daha az oluyor. Onun yerine şu anda ben neyi merak ediyorum? İşte mesela beynin evrimini okuyayım. Ya da şu anda benim işte odağa ihtiyacım var, irade terbiyesi kitabını okuyayım. Biraz daha hayatıma eşlik etmeye başladı. Belki de doğrudur. Yani birazcık hayatta ilerlemeye başladıkça ihtiyacın olana yönleniyorsun. Hani ben yine de şunu kabul etmiyorum. Hani film izlemekten vesaireden başka şeylerden farkı yoku kabul etmiyorum. Sen eğer eve gelip televizyon izliyorsan izlediğin filme de bağlı olmakla beraber hani film yine o kadar değil de hani sosyal medyada zaman geçiriyorsan vesaire onun yerine kitap oku, en azından başka düşüncelerle tanışırsın. Belki o kitap seni bambaşka bir kişiye bile dönüştürebilir. Kitapların öyle güçleri var. Sence? Evet, bence bu cümle şeye söylenmiş. Ne okumalıyım şu an, nasıl kendimi geliştirmeliyim falan. Hani o adam da diyor ki bak bu sorumlulukları gerçekleştir. Yani bunların hepsini yaptıktan sonra boş vaktin kaldığında diyor ki kitap oku. Ama diyor daha sen bunların hiçbirini yapmamışsın. Hani şu anki vaktini oturup fantezi dünyalarında harcama diyor. Ya şöyle, sana kitap okumak düşünmeyi de öğretiyor. Sadece o, yani mesela fantezi dünyası, yani belki o cümlesine katılırım. Hani gençlik edebiyatı falan var ya, böyle aşk romanları vesaire. Yani onlardan bir sürü okumana gerek yok. Dedektiflik romanı mesela. O hobi gerçekten. Ya Şey da diyor işte şu an diyor önceliğin değil diyor. Üretimde değilsin diyor. Tüketimdesin diyor. Ama sadece işte magazin izleyerek değil de kitap okuyarak tükettiğin için kendini bir şey sanma diyor herhalde. bana ne aklıma getirdi biliyor musun? Şey kanallar var işte, bir ayda 7 klasik bitirdim. İşte 7 klasik, her hafta bir kitap bitirdim. Al 52 kitap. Kadar mı boş zaman var? Mesela bunu bu insanlara söyleyebilirim. Bir tüketim çılgınlığı oluyor. Yani kitaplar o kadar çabuk çiğnenip tükürülüp atılan, tüketilen şeyler değil bence. Görüp kitap okuyorum etiketini kendine yapıştırıp ben işte entelektüelim demek amaçlı yapıyorsan o değil. Hani senin yaşamına bir eşlik etsin. Sana eşlik etsin. Bir de şey var dediğin gibi. Yani tükettiğin şeyle hava atma bilinci. Ya ürettiğin şeyle hava atabilirsin. Onu sen üretmişsin. Ama tükettiğin şeyle hava atma bilinci şu an günümüzde çok var. İşte kullandığın markalar. Yani tükettiğimiz şeyle kimliğimizi belirliyoruz. Ürettiğimiz şeyle değil. Bu aslında çok ciddi bir konu. Bunu Orada ayrı bir sadece... podcast kanalı Evet. yapalım. Biraz şey de komik geliyor bana. Senle şeyde de bunu konuşmuştuk ya meditasyonda. Bence ikisi de aynı. Yani kimin gerçekten kitap okuduğunu, kimin gerçekten o kitabı özümsediğini, kimin gerçekten meditasyon yaptığını bilemediğin kadar aslında bilemiyorsun. O yüzden Doğru. bazı insanlar sallıyor. Aa, evet. Mesela herkesin böyle ağzında dolanan şeyler mi? Yani sadece o an yüzeysel orada Havalı duyduğu o görünmek şey, için. ha böyle entelektüel görünmek için. Zararlarından biri de şu. Kitap seçerken özellikle kitap seçmenin önemine de vurgu yapıyor bu biraz. Hani bilgi sürekli güncellenen bir şey ya. Teoriler birbirini çürütüyor, yeni bir şey çıkıyor falan. Ama kitapta mesela o kitabı öyle rastgele alırsan, hani bunun üzerine güncellenmiş mi bu bilgi falan böyle bir haber alırsan, belki de çürütülmüş bir bilgiye böyle vakit ayırıp kapkalın bir kitabı okuyacaksın ama aslında o bilgiler çürütülmüş, yenileri çıkmış. Şöyle mesela bilimsel süreçlerde bu çok oluyor. Diğer şeylerde çok olmaz ama seçerken işte ona dikkat etmek gerekiyor. Yine o süreci anlamak için okunur, okunmaz değil. Özellikle popüler bilim kitaplarında mesela o işte bunu okuyunca ben şimdi of kuantum fiziğini çözeceğim. Hayır, çözmeyeceksin. Sen sadece onun en yüzeysel tabakasının en üstündeki toz taneciğini belki anlarsın gibi bakmak lazım. Çünkü hani işin içinde çok fazla detay var. Ama biz kendi gündelik hayatımızda uygulayabileceğimiz kısımlarını almaya çalışıp yine de ilgi duyabiliriz bence. Hani bunu da hep okurken soru işareti demek, güncel olmayabilir demek hep akılda bulunması gerekir. Şimdi de kitaplarla ilgili olan bir dinleyicimize konuk almak istiyoruz. İsmi Şule. Kitap okumayı nasıl alışkanlık haline getirdin? Nasıl başladın? Aslında lisede kitap okumaya başladım. Lise 2. sınıfta sıra arkadaşım kitap okuyordu. Onun tavsiyeleriyle okumaya başladım. Fakat o zaman çok düzensizdim. Ben kitap okumayı bir alışkanlık haline getirmek istiyorum dedim kendime. Yani nasıl su içmeyi bir alışkanlık haline getiriyorsak bu da benim için böyle olmalı dedim. Sürekli 10 dakika
böyle kitap okumaya başladım. Instagram'da kitap hesaplarım maraton yapıyordu. Ben de katılmaya çalışıyordum. 5 sayfa da olsa kitap okumaya çalışıyordum. Stresli bir dönemdeydim ama bu bana iyi geliyordu. Böyle derken 2020 başladı. 2020'de bir çizelge tuttum. Barış Özcan'ın Zincir Kırma diye bir çizelgesi var. Kendi sitesinde de bulabilirsiniz. Evet, ben de denemiştim 2019 yılında. Bütün 2020 boyunca bunu çizelgesini tuttum. Öncelikle amaçlarım tik atabilmekti tabii ki de. Çünkü görmek istiyordum. Bana özgüven verdi. Çünkü önceden üzerine konuşmaktan çok çekinirdim kitaplar hakkında. Kendi düşüncelerimi beğenmezdim. Ne anladığımı düşünürdüm. Sadece kendim düşünürdüm. Fakat şu an hani bu Instagram hesabıyla beraber birçok arkadaşım oldu. Üzerine konuşabiliyorum, yazabiliyorum. Hala çok cesaret gerektiriyor benim için. Fakat artık bir şeyleri yapabildiğimi gördüm. Böyle. O zaman ikinci sorumuza geçelim. Kitap evet. okumanın hayatına kattıklarından bahsetmek ister misin? Öncelikle gerçekten bakış açınız gelişiyor. Özellikle tarihsel olaylardan alınan kitaplarda bir bakıyorsunuz, o tarihsel olayları araştırıyorsunuz. Farklı konular açılıyor size. Tabii ki kitabın hangi alanda olduğuna bağlı. Felsefe ise zaten felsefe dünyası asla bitmeyecek bir alan. Ben 2 senedir felsefeyle ilgileniyorum ama ne kadar biliyorum desem %5 biliyorum. Ama beni müthiş geliştirdiğini düşünüyorum. Bakış açımı müthiş geliştirdi. Bunları hani kendimi övmek için söylemiyorum. Çünkü ben eski ben değilim. Beni yeniledi bu durumlar. Bir kere anlamanız kolaylaşıyor. Daha üniversite öğrencilerine yönelik bunu söylemek istersen. Daha kolay okuyorsunuz. Daha kolay okuduğunuzu anlıyorsunuz. Kendinize bir özgüven katıyor. Çünkü bir ortamda kitap hakkında konuşabiliyorsunuz ve bu sizi iyi hissettiriyor. Ben herkese öneriyorum. Seveceğiniz çok alan var. Örneğin çizgi roman daha iyi olsa kitap okumak, kitap okumaktır diye düşünüyorum. Mesela zamanının çok büyük bir kısmını kitap okumaya ayırıyorsun anladığım kadarıyla. Hiç şey düşündüğün oluyor mu? Kitap okurken bir yandan yaşamı kaçırdığını düşünüyor musun? Kitap okumaya çok bir zaman 2 saat ayırıyorum mesela. Maksimum 3 saat oluyor. Kitaplar da bir hayat. Kitaplar da bizim göremediğimiz, tadamadığımız, belki de hiçbir zaman tadamayacağımız hayatlar barındırıyor. Biz kitapları okuyarak o hayatları görüyoruz. Hayatımda şöyle bir bakış açısı var benim. Gezmek ve kitap okumak benim hayatımda harcayabileceğim her şey. Zaten hani okurken yaşamı kaçırmak şeyi hani dedim ya günde 2 saat ayırıyorum. Hani 2 saatle zaten yaşam kaçmaz. Bir de hani sen mesela geziyormuşsun da aynı zamanda. Ama bu şey gibi biraz hani her şeyin dengesini korumamız gerekiyor ya. Kitap okumak da bir alanda konfor alanı oluşturuyor bize. Oradan hani hiç temas kurmadan birçok kişiyle tanışıyoruz ve birçok deneyim okuyoruz. Ama konfor alanımızda yapıyoruz bunu. Hani bunun da dengesini kaçarsa o konfor alanının içinde sürekli okuyor oluruz. Ama tabii ki sen bunun dengesini kurmuşsun. Konfor alanı yaratıyor size çünkü güvendiğiniz bir limandasınız. Burada kimse size bir zarar veremez, kimse size kötü hissettiremez. Ve şu şekilde düşünüyorum, hepimizin öncelikleri çok farklı. Benim de tercihim bu olduğunu düşünüyorum. Beni kendime tanıttırdı. Ne istediğim hayatta, ne istediğim, ne yapmak istediğimi anladım. Ve psikolojisi istememdeki büyük sebeplerden biri bu kesinlikle. Şu an 2 kitap okuyorum ama mesela Freud hakkında araştırma da yapıyorum. Video da izliyorum. Çünkü bir kitap kulübümüz var. Orada beraber makale okuyoruz. Öğrenmek ve merak duygusu bana iyi hissettiriyor. Evet, çok güzel. Ve hani kitap okumanın katkılarından da bahsetmiştin ya. Hani bunu da belki evet. ekleyebiliriz. Etkileşim de sağlıyor. Mesela şu an seninle bizim etkileşmemizde bile bir aracı kitap okuma zevkimiz olması. Evet, kesinlikle. Son olarak da kitap önerisinde bulunmak ister misin bize ve dinleyicilere? Onu soralım. Bir sürü kitap var. Hangi birisi? İlk şiir kitabım Ümit Yaşar'ındı. İki kişiye bir dünya. Öneriyorum. Amin Maluf'un kitabı. Gerçekten çok öneriyorum. Yani daha sonra Orhan Pamuk'u öneriyorum. Farklı olaylar anlattığını düşünüyorum. Nazım Hikmet'i öneriyorum. Tamamen zevkimize bağlı diyebilirim bu.
okumamız gereken çok insan var, çok yazar var. Fikirlerini paylaştığın için teşekkür ederiz. Tatlı bir sohbetti. Ben çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Ben çok mutlu oldum. Sizinle de tanışmış oldum. Evet. Kendine iyi bak. Evet, kitaplar hakkındaki sohbetimizin sonuna geldik. Umarız bu bölümü sevmişsindir. Sosyal medya hesaplarımıza aşağıdaki linklerden ulaşabilirsin. Bir sonraki bölümde görüşmek dileklerimle. Hoşça kal.